Değerli Başbakanımız, hoş geldiniz. Konuşmanızı yapmak için kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, biraz geciktim. Bugün itibariyle biz de yeni kurulan bir hükümet, iki hafta oldu kurulalı, Seracılar Birliği'ni ve Seralar'ı ziyaret ettik. Oradaki sıkıntıları, oradaki fiyatlandırmayı, orada yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceledik. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde de daha önce söylediğimiz gibi süpermarketleri yine bakanlarımızla birlikte ve ekiplerimizle birlikte ziyaret edeceğiz. Tabii burada herhangi bir adrese karşı bir ön yargı yok ama bu denetlemelerin ve ilginin özellikle tüketiciye yansıması anlamında, olumlu yansıması anlamında bu ziyaretlerin arkası gelecekte devam edecek. Başta söylediğimiz gibi. Evet, bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Birliği günü. Öncelikle kutlu olsun diyorum. Maalesef içinden geçtiğimiz süreç özellikle pandemiyle başlayan ve dünyayı saran COVID'in yarattığı ekonomideki menfi etkileri sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil ama 190 ülke yani dünyanın etkilenmeyen ülkesi yok. Ve sağlığın ekonomiyi nasıl etkilediğini, olumsuz yönde tüketimi nasıl yavaşlattığını, hatta durdurttuğunu bizzat bu iki yıl içerisinde tüm ülkeler yaşadı. COVID yavaş yavaş havaların ısınmasıyla ve bir şekilde yeni mutasyonla normal gribal bir enfeksiyona döneceğini beklerken ve buna bağlı olarak da dünya derin bir nefes almaya başlarken bu defa Rusya-Ukrayna savaşıyla karşı karşıya kaldık. Ve beklemediğimiz ölçüde ciddi gene menfi etkilerini dünya şu anda yaşıyor. Akaryakıt fiyatları, dövizin değer kazanması, o stabil durumunu kaybetmesi, özellikle temel gıda maddelerinin başta Ukrayna olmak üzere bu bölgelerden dünyaya neredeyse %25'lik bir ihtiyacı karşıladığı ve bu savaşla birlikte bunun durduğu, kısacası dünya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pandemiden kurtulurum derken savaşın etkilerini çok daha ağır ve çok daha ciddi yaşamaya başladı. İki haftalık bir hükümetiz. Tabii göreve geldiğimiz günden itibaren bu kaotik durumlarla karşı karşıyayız ve bu yönde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bütün dünyanın yaptığı gibi ama bazı konularda maalesef elimizde olan bir şey yok. Akaryakıtın artması, dövizin yükselmesi, bizim burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yapabileceğimiz, bunlara bir engel teşkil edeceğimiz bir şey yok. Bunların için söylüyorum çünkü bunlar tüketiciye maalesef beklenenin ötesinde fiyatların yükselmesiyle yansıyor. Bugün biraz önce Alsancak'ta ziyaret etmiş olduğumuz Seracılar sıkıntılarını bize anlattılar. O basit topladıkları zepseyi koydukları kasaların bile neredeyse 2,5 kat fiyatının arttığını söylediler. Ve tabii ki giderlerinin arttığını. Buna ilaveten havaların özellikle beklenenin ötesinde soğuk ve kar olması da özellikle zepse fiyatlarını etkilediği yönde ama tabii ki havaların ısınmasıyla birlikte o yönde bir gevşemenin olacağı kesin. Kısacası çok sıkıntılı ekonomik anlamda inanılmaz bir darboğazın içerisinden geçiyoruz. Biz de dünyada şunu gördük ki dünya artık global bir köy olmuş. Yani dünyanın herhangi bir ucunda, herhangi bir yerindeki bir olumsuz olay maalesef çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Eskiden bir yerde bir savaş çıkardı veya bir
salgın olurdu. Çok fazla bir etkisini görmezdi kimseler. Muhakkak olurdu ama bu derece değil. Ama özellikle son dönemlerde pandemiyle başlayan ve bizleri her yönüyle sıkıntıya sokan bir süreç. İnşallah önümüzdeki günlerde pandeminin yavaş yavaş havanın ısınmasıyla birlikte ve mutasyonun yavaş yavaş normal gribal enfeksiyona dönme eğilimiyle birlikte hasta sayımız azalacak. Daha yüzeysel üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bir şekilde atlatacağız, öyle gösteriyor. Ve tek beklentimiz tabii ki dünyayı sarsan Rusya-Ukrayna savaşının da bir an evvel bir sulhle, bir şekilde sonlanması. Ondan sonra çok daha güzel bir dünya, çok daha güzel bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacaktır. Çünkü hem üreten hem her türlü zorluklara karşı ticaret yapabilen bir halkız biz. 40 yıldır, 50 yıldır ambargolara rağmen gemisini suyun üzerinde tutmayı başaran, rotasında hedefe doğru yürüten bir halkız. Ama bu son süreç dediğim gibi hepimizi etkiledi. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak. Ve en önemlisi tüketicimize, yani insanımıza yansımaları olumlu olacak. Bu yönde biz de her türlü elimizden gelen her türlü çabayı, her türlü katkıyı, her türlü denetimi sizlerle birlikte, biz kendi bakanlarımızla birlikte, görevlilerle birlikte yapmaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde de. Ve bu şekilde bu zor süreci yine hep birlikte atlatmaya çalışacağız. Dün de tıp bayramında söyledim. Özellikle önemli bir, bana göre çok önemli. Artık ben olmaktan vazgeçip biz olmayı başarmamız gerekir. Hep birlikte bu sıkıntılardan kurtulmamız gerekir ve bunun çözümünü de hep birlikte yaratmamız gerekir. Farklı dünya görüşlerimiz olabilir, farklı düşüncelerimiz olabilir ama gün birlikte hareket etme günüdür. Gün yapıcı eleştirileri yapma günüdür. Gün politika yapma günü değildir. Siyaset yapma günü değildir. Tam tersi bu sıkıntılara bir çare, bir deva bulma günüdür. Dolayısıyla biz bu düşüncelerle uğraşıyoruz. İki hafta oldu işte göreve geleli. Ve dediğim gibi sizlerden, yetkililerden, arkadaşlarımızdan da bu yönde katkılarınızı, desteklerinizi istiyoruz. Bu zor süreci hep birlikte aşabiliriz. Ve dediğim gibi bizi belki bir ölçüde sıkıntıya sokabilecek olan o ben duygusundan sıyrılmanın ve biz olmanın tam günüdür ve zamanıdır diye düşünüyorum. Tekrardan Tüketiciler Günü'nü kutluyorum. İnşallah önümüzdeki süreç hepimizin yüzünün güleceği, rahat yaşamın olacağı, fiyatların kontrol altında düşeceği bir süreç olur. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.